sorumlu olduğu işler, bildiği sırlar ve gözettiği mallar konusunda emanet sahibi olması gerekir. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Allah emanetleri ehline vermenizi emreder. En büyük emanetlerden biri ister askeri olsun, ister kardeşlerin olsun, kişiye emanet edilen sırlardır. Tamam. Şimdi normalde mücahidin dedik Allah'a karşı görevleri nelerdir? Bunlardan bir tanesi de mücahidin güvenilir olmasıdır diyor şeyh. Şimdi bu güvenilirlik vasfı Müslümanın temel vasıflarından bir tanesi. Yani sadece mücahid olan değil, bütün Müslümanların kendilerinde bulunan bir vasıf olarak güvenilir olmaları gerekir. Niye? Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam Müslümanı tanımlarken diyor ki sahih bir hadiste El muslimu men selimel muslimune min lisanihi ve yedihi. Normalde belki birçoğumuzun ezbere bildiği veya birçok insanın tekerleme gibi okuduğu bir hadis. Lakin aslında Müslümanı tanımlıyor. Yani Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. El muslimu men selimel muslimune min lisanihi ve yedihi. Ve bu hadisin başka bir rivayetinde Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki sünenlerdeki bir rivayetinde El muslimu men selimel muslimune min lisanihi ve yedihi vel mu'minu men eminehun nasu ala dima'ihim ve emvalihim. Müslüman, Müslümanların elinden dilinden emin olduğudur. Mümin ise insanların onu kendi mallarında ve kendi canlarında emin görmüş oldukları insandır. Yani kimsenin ondan bir şey olmayandır, korkusu olmayandır. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam mesela sahih bir hadiste diyor ki ben size en hayırlınızı ve en şerlinizi haber vereyim mi? Sahabe biraz susuyor, tekrar soruyor. Ben size en hayırlınızı ve en şerlinizi haber vereyim mi? En sonunda Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor sizin en hayırlınız hayrı umulan, en şerliniz ise şerrinden korkulandır diyor. Sizin en hayırlınız kendisinden insanların hayır umduğu, en şerliniz ise insanların kendi şerrinden korktuğudur diyor. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de müminleri vasfederken Allah Azze ve Celle onlar için diyor ki mesela وَالَّذ۪ينَ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ. Onlar ki emanetlerini ve ahitlerini ne yaparlar? Gözetenlerdir. Yani güvenilir olan insanlardır. Vermiş oldukları bir söz olduğu zaman veya kendilerine bir emanet verildiği zaman onlar mutlaka onu ne yaparlar? Onu mutlaka gözetirler. Bu kimi anlatırken söylüyor bunu Allah? قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Şüphesiz ki müminler felaha ermiştir diyor Allah. Ve akabinde müminlerin vasıflarını zikrediyor. Demek ki Müslümanın en belirgin vasıflarından bir tanesi neymiş? Müslümanın en belirgin vasıflarından bir tanesi insanların kendinden emin olduğu ve kendisine güvenilenmiş. Yani güvenilirlik vasfı kendinde bulunanmış. Bu güvenilirlik nerede olur? Bu güvenilirlik üç yerde olur. Bir, insanlar müminin elinden nedirler? İnsanlar müminin elinden emniyet içerisindedirler. Ne demek müminin elinden emniyet içerisindedirler? Yani kendine bir iş verildiği zaman o işi dört dörtlük yapar. İnsanlara yapmış olduğu bütün işleri kendine yapmış gibi yapar ve insanların canına ve malına kesinlikle ne yapmaz? Kesinlikle taarruz etmez. Yani bu konuda insanlar ondan nedirler? Hem olumlu anlamda hem olumsuz anlamda insanlar ondan emindirler. Ne kendine ait olmayan bir konuda insanların malına, canına yeltenir, ne de kendisine bir iş verildiği zaman o işi baştan savma yapar. Kendi eline bir iş geldiği zaman, ki zaten bu gelecek ihsan, Müslümanın ihsanla iş yapması, dört dörtlük işini ne yapar? İşini dört dörtlük yapar. İki, Müslümanın dilinden emin olmak. Ne demek Müslümanın dilinden emin olmak? Yani o yalan söylemez. Yani o ne yapmaz? Kimsenin gıybetini, dedikodusunu yapmaz. O kimsenin arasında laf getirmez, götürmez. O ne kimsenin malında, ne kimsenin arzında hiç kimseye iftira etmez. Yani bir mecliste olmasa bile kendisinin biri hakkında konuşulduğu söylendiği zaman diğer Müslümanların hayır bu adam kesinlikle böyle bir şey yapmaz, bu adam Müslümanlar hakkında konuşmaz diyeceği bir vasıfta olması lazım Müslümanların. 2-3 kalbinin, insanların onun kalbinden ve beyninden emin olduğu insan. Bu da nedir? İnsanlara karşı suizan beslemez. Zaten dille alakalı veyahut da kin, haset vesaire kalple alakalı bütün problemlerin temelinde ne vardır? Suizan vardır. Yani önce insan birilerine karşı suizan beslerse ona karşı çok daha çabuk ne yapabilir? Kinlenebilir.
onunla ilgili konuşulduğu zaman onu hemen ırzına, onun namusu hakkında çok rahat konuşabilir. Veya bir Müslümana ayıbı ifşa edildiği zaman ona hemen ne yapabilir? İştirak edebilir. İşte Müslümanda bu vasıflar ne olamaz? Müslümanda bu vasıflar olamaz. Neden? Çünkü el-muslimu men selime'l-muslimune min lisanihi ve yedi. Yani insanların kendinden emin olduğu ve insanların diline de eline de güvenmiş olduğu insandır. Tamam? Şimdi şeyh burada bunun bütün sınıflarını anlatmayacak. Aslında bu çok uzun bir bahis. Yani bu daha sonra gelecek çünkü bunun içine giren konular. Burada birkaç tane meseleyi anlatacak. Bunlar da genelde normal am olarak bir Müslümanı ilgilendiren değil de hasseten mücahitleri ilgilendiren veyahut da İslam için hareket yapan, İslami hareketin içinde bulunan insanları ilgilendiren birkaç tane şeyi anlatacak. Meseleyi anlatacak. Güvenilirlik vasfına ne dahildir diye. Yoksa dediğimiz gibi güvenilirlik çok geniş bir konudur. El, dil, kalp insanların kendisinden selametli olduğu bir şeydir. Şimdi birincisi nedir? En büyük emanetlerden bir tanesi. En büyük emanetlerden biri. En büyük emanetlerden biri ister askeri olsun, ister kardeşlerin olsun kişiye emanet edilen sırlardır. Allah-u Teala şöyle buyurur. Ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne hıyanet etmeyin. Bilerek emanetlerinize hıyanet etmeyin. İbn-i Kesir Rahimullah bu ayetin tefsirinde Ebu Lübabe bin Münzir'in Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in planını Beni Kureyze'ye haber vermesi üzerine bu ayetin indiğini belirtir. Ve yine Hatib İbni Ebi Belta'nın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sefer planını Mekke müşriklerine haber vermesini aktarır. İşleri eline vermek de emanet. Evet. Şimdi birinci mesele nedir? Müslümanların emanetlerini ne yapmaktır? Müslümanların emanetlerini gizlemektir. Burada emanetten kasıt ne? Müslümanların bilgilerini, Müslümanların bizelere söylediğini gizlemektir. Şimdi biliyorsunuz Beni Kureyza gününde Peygamber aleyhissalatü vesselam Beni Kureyza'nın yapmış olduğu hıyanetten ötürü ne yapıyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam onlar hakkında bir hüküm verdiriyor. Öyle mi? Hüküm de ne? Erkeklerin hepsinin öldürülmesi, kadın ve çocuklarının esir alınması, mallarının da ganimet olarak alınması. Ebu Lübabe ile Yahudiler arasında daha önceden kalan bir ilişki var. Ebu Lübabe onların kalesinin önünden geçerken Ebu Lübabe'ye diyorlar ki Muhammed bizim hakkımızda ne hüküm verdi? Bu kadar basit yani Muhammed bizim hakkımızda ne hüküm verdi? O da bir söz söylemiyor. Veya onlara gidip mevzuyu anlatmıyor. Kimin haklarında hüküm verdiğini söylemiyor. Yani aslında normal bizim literatürümüze göre hiçbir şey yapmıyor. Ne yapıyor sadece? Sadece eliyle şöyle boğazına işaret ediyor. Yani sizi kesecek gibi böyle parmağıyla kesme işareti yapıyor. Allah Azze ve Celle şu lafızla ayet indiriyor. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا اَمَانَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne ve kendi emanetlerinize hainlik etmeyiniz. Allah'a, Resulüne ve kendi emanetlerinize ne yapmayınız? Hainlik etmeyiniz. Siz bile bile bunu yapmayınız diyor Allah Azze ve Celle. Ve Ebu Lübabe, şimdi sahabe Allah Azze ve Celle'nin hitap tarzını en iyi anlayan insanlar olduğu için Ebu Lübabe bundan çok etkileniyor. Yani Allah bir Müslümana sen hainsin diyor. Allah'a Resulüne hıyanet ettin diyor. Sen Allah'a Resulüne ve emanetlere hıyanet ettin diyor. Ebu Lübabe ne yapıyor? Kendini mescide bağlıyor. Vallahi diyor eğer ben Allah beni affetmediği müddetçe kesinlikle ne yerim ne de içerim. Allah beni affetmediği müddetçe ne yerim ne de içerim. Ebu Lübabe bu haldeyken bazı rivayetlerde sahabe diyor ki artık üzerine düşüp bayıldığı zamanlar oluyor. Yani açlıktan yemek de yemiyor tabii. Allah beni affedinceye kadar yemek de yemeyeceğim diyor. En son Peygamberimiz diyor gidin ona söyleyin. Şüphesiz ki Allah onun tövbesini kabul etmiştir diye. Bu şekilde Ebu Lübabe rahatlıyor. Tabii şimdi bakın bu bize şunu gösterir. Bu insanların yanında emanet duygusunun ne kadar geliştiğini, güvenilirlik duygusunun ne kadar geliştiğini, sır konusunun söylenmemesi gereken meselelerin ne kadar değiştiğini bize gösterir. Normalde bu düşünceler, bu duygular, bu ahlak bu insanda oturmamış olsaydı, öyle mi? Bu ayet indiğinde ne derdi? Şu an birçok Müslümanın dediğini derdi. Yahu ne var ki bir elimizle şöyle yaptık sanki dünyanın sonu mu geldi? Yani adamlar sordu ben de zaten ölecekler. Öyle mi? Zaten 5 dakika sonra zaten ölecekler. Yani bilseler ne olmuş? 5 dakika önce öleceklerini bilseler, bilmeseler kaçacak zaten yerleri yok. Kalenin içinde kuşatılmışlar. Bildiler ne oldu? 5 dakika sonra toprağın dibine o sırla beraber gittiler. Demiyor Ebu Lübabe. Ben nasıl söylenmemesi gereken bir şeyi ne yaptım? O mecliste gittim, işaret yoluyla söyledim diyor. Ve ayetten hemen anlıyor.
Buna göre de kendini ne yapıyor? Buna göre de kendini cezalandırıyor. Ondan dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselamın sahabesi bu konuda gerçekten tarihte örnek olabilecek bir nesil. Sır konusunda tarihte örnek olabilecek bir nesil. Şimdi belki biliyorsunuz Mekkeli müşrikler bir gün Hazreti Resulullah'a saldırıyorlar. Resulullah aleyhissalatü vesselam da Hazreti Ebubekir de kendini onun önüne atıyor. Diyor ki bir adamın suçu Rabbim Allah'tır demekten başka suçu olmayan bir adamdan ne istiyorsunuz diyor. Tabii müşrikler Hazreti Ebubekir'i çok kötü dövüyorlar. Hazreti Ebubekir bayılıyor. Neyse evine getiriyorlar. Evinde baygın bir şekilde yatıyor. Gözünü açar açmaz ilk sorduğu soru ne? Muhammed nasıl? Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın nasıl olduğunu soruyor. Annesi de diyor sen kendine bak yani sen ölümden kurtuldun. Sen ne yapacaksın Muhammed'i? Hayır vallahi olmaz diyor. Git Ümmü Cemil var. Git Ümmü Cemile'nin yanına. Git ona sor Muhammed ne yaptı diyor. Mekke bak zaten Mekke küçücük bir yer. Ebu Bekir'in annesi Ümmü Hayr. Geliyor kimin yanına? Ümmü Cemile'nin yanına. Sahabeden bir tane kadın. Diyor ki oğlum sana soruyor. Muhammed ki nasıl? Diyor senin oğlun kim? Diyor benim oğlum Ebu Bekir. Ben ne Ebu Bekir'i tanırım ne Muhammed'i tanırım diyor. Ya zaten Mekke küçücük bir yer. Yani birinin birini tanımaması gibi bir şey söz konusu olamaz. Ben ne seni tanırım, senin oğlunu tanırım ne de Muhammed'i tanırım diyor. Ama eğer çok istersen diyor. Bak akıllı bir sahabe. Kadın sahabe ama aklına bak. Yani şu anda erkeklere taş çıkarır. Seninle beraber oğlunun yanına gelebilirim diyor. Hani bir bakayım hele tanıyor muyum, tanımıyor muyum, hatırlıyor muyum, hatırlamıyorum. İstersen diyor oraya geleyim seninle. O da tamam gel diyor. Geliyor Ebu Bekir'in yanına tabi Ebu Bekir hemen diyor Resulullah'a ne yaptılar Resulullah'a diyor. O da diyor ki annem burada. Hazreti Ebu Bekir diyor ki annen yanımızda. O da diyor annemden korkma. Hani Ebu Talib gibi Müslümanlara yardım eden bir kadın annemden korkun olmasın diyor. Ha, o zaman Ümmü Cemil diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam iyidir merak etme diyor. O da diyor ben onu görmeden kesinlikle rahat etmem. O zaman diyor hadi gel beraber gidelim. Onu götürüyor Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına. Yani bilgi konusunda normalde sahabenin ne kadar akıllı davrandığına bir bakın. Hakeza Hazreti Ali biliyorsunuz değil mi? Ebu Zer İslam olmak için Mekke'ye geldiği zaman işte biraz saklanıyor vesaire neyse en son Hazreti Ali ile karşılaşıyor. Hazreti Ali onu biraz denedikten sonra onun Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı aradığını öğreniyor. Bak diyor şimdi ben seni Resulullah'a götüreceğim. Sen benim arkamdan geleceksin diyor. Yolda ben bir tehlike sezersem veya bir problem görürsem bazı rivayetlerde diyor ben eğileceğim ayakkabımla uğraşacağım. Bazı rivayetlerde diyor ki ben kenara geçip işte küçük abdestimi yapacağım. Sen bunu gördüğün zaman devam et. Yani hani beni artık bekleme demek ki bir tehlike var. Bunu söylerken Ali daha kaç yaşında? 7, 8 veya 9 yaşında siyercilere göre. Şimdi bunlar mesela hakeza ne? Darul Erkam meselesi. Yani biz Peygamber aleyhissalatü vesselamın ashabına baktığımız zaman onca yıl Mekke'de bir işkence dönemi, Müslümanlara saldırma dönemi, onların toplandıkları yerleri yok etme dönemi olmasına rağmen müşrikler Darul Erkam'ın yerini bilmiyorlar. Darul Erkam İstanbul'da olan bir yer değil ha. Darul Erkam herkesin birbirini gördüğü, evlerin bir kat olduğu, birinin tepeye çıktığında öbürünün herkesi çok rahat bir şekilde görebileceği bir yerde. Öyle mi? Buna rağmen insanlar Darul Erkam'ın yerini ne yapmıyorlar bilmiyorlar. Bu bize neyi gösterir? Bu bize şunu gösterir. Ha bu Mekke'de de böyle, ha Medine'de de böyle. Resulullah aleyhissalatü vesselam Abdullah ibn-i Cahş ile seriyesini yolladığı zaman ne diyor? Sana diyor bu kitabı veriyorum, bu yazıyı veriyorum. 2 gün boyunca bunu açma sakın. Falan yere gelinceye kadar açma. Falan yere geldiğin zaman falan yerde bunu açarsın. Açtığın zaman o içindeki bilgiye göre ne yaparsın? Muamele edersin. Ne sahabe Resulullah'a soruyor. Ya Resulullah niye böyle bir şey yapıyorsun ki bize güvenmiyor musun? Söyle. Gidelim işte bu oraya kadar ne kitap yanımızda taşıyacağız yazı. Oraya gittiğimizde zaten biliriz de demiyor. Ne de yolda daha öncesinde açıyorlar. Tam Resulullah'ın dediği şekilde dediği yerde açıyorlar. Bu bize neyi gösterir? Peygamber aleyhissalatü vesselamın sahabesini eğitirken, onları terbiye ederken gizlilik ilkesi üzerine yetiştirdiğini ve gizliliğin ne kadar önemli olduğunu onlara öğrettiğini gösterir. Öyle mi? Mesela örnek olaraktan Kâb ibn-i Mâli'nin hadisinde biz ne görüyoruz? Yani çok ilginç bir şey görüyoruz ama. Resulullah Tebuk günü gelinceye kadar hiçbir savaşta nereye gideceğini insanlara söylemedi. Yani düşün insanların canı malı söz konusu. Savaşa çıkıyorlar. Resulullah aleyhissalatü vesselam başka doğuya doğru gideceğiz diyor. Yolda batıya doğru gidiyor. Batıya doğru gideceğiz diyor. Yolda doğuya doğru gidiyor. Mesela ta Tebuk günü artık çok zor bir sefer olacağı için İnsanlar hazırlıklarını yapsınlar diye Tebuk gününde böyle bir şey ne yapıyor Peygamber aleyhissalatü vesselam söylüyor. Bu da bize
Resulullah'ın ashabını bu terbiye üzerine terbiye ettiğini ne yapar? Bu terbiye üzerine terbiye ettiğini gösterir. Zaten ancak bu terbiye üzerine yetişmiş insanlar için sır, emanet, sözün bir değeri vardır. Yani veya böyle bir muhalefette bulundukları zaman kendilerince çok büyük bir suç, çok büyük bir cürüm işlemiş hissi oluşur onlarda. Yoksa öbür türlü zaten böyle bir derdi olmayan, bu terbiye üzerine yetişmemiş olan insanlar ne emanetin ne olduğunu bilirler, ne sırrın ne demek olduğunu bilirler, ne de böyle bir cürüm işledikleri zaman Ebu Lübabe gibi bu onların çokça ne yapar? Bu onların zoruna gider. Ondan dolayı Müslümanların, özellikle İslam için iş yapan insanların mutlaka bu terbiye üzerine yetişmeleri lazım. Niye? Bunun en güzel örneği ne? مِنْ حُسْنُ الْاِسْلَامِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِهِ. Yani bu hadis Müslümanın hayatında şiar olması lazım. Ney? Bir, Müslüman kendini ilgilendirmeyen bilgiyi bilmeyecek zaten. Öyle mi? Müslüman kendini ilgilendirmeyen bilgiyi bilmeyecek. Yani üstüne düşmeyecek, merak etmeyecek. Neden? Çünkü hiçbir faydası yok. مِنْ حُسْنِ الْاِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِهِ. Kişinin İslam'ının güzelliği nedir? Kendini ilgilendirmeyen işleri terk etmesidir. İki, kendisine bir sır verildiği zaman veya istem dışı kendisi bir şey gördüğü zaman kendinin dışında Müslümanların işiyle alakalı, o zaman ne yapacak? Bilecek ki buradaki ayak kayması Allah'a, Resulüne ve emanetlere hıyanettir. Ona göre dikkat edecek, ona göre ne yapacak? Ona göre o sırrı kendinde muhafaza edecek. E peki mesela bugün böyle bir şey görebiliyor muyuz? Yani bugün burada anlatılan meseleyi görebiliyor muyuz? Yok. Mesela örnek veriyorum, şeyh burada neyi anlatıyor? Şeyh burada cihat meselesini anlatıyor değil mi? Yani mücahitlerde en belirgin bulunması gereken mesele budur. Neden? Çünkü davet yapan adam bir yanlış yapar, basit problemler oluşabilir. Lakin cihat eden adam bu konuda bir yanlış yaparsa insanların canına mal olabilir. Şu anda mesela şöyle bir çevrenize bakın. İnsanlar ne yapıyorlar? İnsanlar diyelim ki birileri Allah nasip etmiş, Allah yolunda cihat etmişler örneğin. Ne yapıyorlar? Oturdukları her mecliste anlattıkça anlatıyorlar, anlattıkça anlatıyorlar. Bunlar hain insanlar. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar kendi içinde bulundukları mecmuaların veyahut da cemaatlerin sırrını insanlara yayan hain insanlar. Neden? Çünkü eskiden Resulullah niye insanları böyle bir terbiye üzerine yetiştiriyor? Yani mesela niye Resulullah aleyhissalatü vesselam insanları böyle bir terbiye üzerine yetiştiriyor? Hiç düşündünüz mü? Bir sebebi olması lazım değil mi bunun? Sebebi var. Çünkü Resulullah'ın karşısında düşman var ve düşman bizim mantığımızla düşünmez hiçbir zaman. Düşmanın mantığı çok farklıdır. Onun için çok basit bir bilgi kırıntısı bile çok önemlidir. Şimdi mesela diyelim ki ben bir ortamdan çıktığımı düşünün. O ortamla ilgili çok basit bir bilgi verdim. Dedim ki o ortamın giriş katı 3. kattır mesela. Örnek veriyorum. Düşman bunu alır. Düşman bunu kaydeder. Bu arkadaş da mesela diyelim ki o bölgenin ülkenin ismini söyledi. Bir öbürü ülkeye hangi kapıdan girdiğinde oraya yakın olduğunu söyledi. Öyle mi? Bir öbürü oturduğu bir ortamda işte şehrin ismini söyledi. Bir öbürü içinde bulunduğu semtin ismini söyledi. Bir öbürü işte komutanı kim olduğunu söyledi. Bir öbürü kaç kişinin olduğunu söyledi. Bir öbürü parayı nasıl temin ettiklerini söyledi. Şimdi hepsini bir araya topladığın zaman sanki biri oturmuş itirafta bulunmuş. Öyle mi? 10 tane adam farklı mecliste konuştuğu zaman düşman da Resulullah döneminde olduğu gibi her dönemde Müslümanları gözetiyorsa, o zaman bu küçük bilgi kırıntılarını yan yana koyduğumuz zaman ne olur? Küçük bilgi kırıntılarını yan yana koyduğumuz zaman sanki bir tanesi oturmuş, Allah'a ve Resulüne düşmanlık etmiş ve Müslümanların sırlarını getirmiş kafirlere ne yapmış? Getirmiş kafirlere anlatmış. Ki böyle de. Bu birinci mesele. Öyle mi? Müslümanların işini yapan insanlar, hasreten de mücahit olanlar, her oturan oturduğu yerde bir bilgi kırıntısı bıraksa, öyle mi? Düşman için o mevzunun bütün ayrıntıları düşmanın elinde olmuş olur. Bu Müslümanların normal işini yapan insanlar için de geçerli. İnsan bilgiyi basit görebilir. İnsan bilgiye değer vermeyebilir. İnsan bu bilginin hiçbir öneme sahip olmadığına inanabilir. Ebu Lübabe gibi. Lakin Allah Azze ve Celle'nin yanında bu hıyanet olarak isimlendirilecek kadar nedir? Büyük bir şeydir. Büyük bir meseledir. Ondan dolayı Müslümanların ne yapması lazım? Ondan dolayı Müslümanların buna azami bir surette dikkat etmeleri lazım. Ve nasıl ki sahabe bu terbiye üzerine yetiştiyse, Müslümanların da aynı şekilde bu terbiye üzerine yetişmeleri lazım. Ta ki hainlerden olmasınlar. Evet. İşleri eline vermek emanetler kapsamına girer. Çünkü Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Allah emanetleri eline vermenizi emreder. Velayetler de emanettir. Ebu Zer radıyallahu anh'tan şöyle rivayet edilir.
Dedim ki ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, beni emir tayin etmeyecek misiniz? Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sen zayıf bir adamsın. Bu işler emanettir. Kıyamet günü pişmanlık ve rezil olmaktır. Ama haklı olarak alan ve üzerine düşeni yapanlar hariç. Başka bir hadiste ise şöyle geçer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediği rivayet olunmuştur. Emanet yitirilirse kıyameti bekle dedi. Emanet nasıl yitirilir denilince iş ehli olmayana verilirse emanet yitirilir buyurdu. Evet. İkinci bir mesele nedir? İkinci bir mesele ise Müslümanların işlerini ehline vermesidir. Neden? Çünkü Allah azze ve celle ayet-i kerimede diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اِلَى اَخِرِهِ Allah size insan emanetleri götürüp ehline vermenizi ister diyor Allah azze ve celle. Ne demek emanet? İnsana bırakılmış olan her şey, bu söz olabilir, bu mal olabilir, bu görev olabilir, hiç fark etmez. İnsanın üzerinde eda etmesi gereken her şey insan için nedir? İnsan için bir emanettir. Hatta zayıf bir hadiste, yani zayıf olduğu söylenen bir hadiste Peygamber aleyhissalatu vesselamın el-emanetu fi kulli şey, emanet her şeydedir. Emanet namazdadır, emanet oruçtadır, emanet zekattadır, emanet her şeydedir. Yani insanın eda etmesi gereken, üzerinde bulunan her şey insan için bir nedir? Emanettir. Dediğimiz gibi bu söz de olabilir, mal da olabilir, görev de olabilir vesaire. Bunların bir tanesi de nedir? İşleri götürüp ehline ne yapmaktır? İşleri götürüp ehline tevdi etmektir. Yani Müslümanlar bir işi bir işe verdikleri zaman, ister bu yönetim anlamında olsun, ister bu normal anlamdaki bir iş olsun, Müslümanların işini yapacak bir iş olsun, bunu yaparken ne duygusallıkla ne akılla davranmamaları gerekir. Öyle mi? Asıl olan nedir? Asıl olan karşımızdakini ehil olup olmamasıdır. Eğer karşımızdakiler ehilse o zaman bu iş onlara verilmelidir. Eğer ehil değillerse bu iş de onlara ne yapılmamalıdır? Verilmemelidir. Neden? Çünkü bu velayettir. Velayet olması hasebiyle de bu ne güvenle alakalı bir durumdur ne de başka bir şey. Yani mesela örneğin diyelim Müslümanların yapması gereken bir iş var. Her işi herkes yapamayacağına göre bir tane adam yapacak bu işi. Öyle mi? Bir tane adam bu işi yapacak. Mesela örnek verelim, hacılara su dağıtma meselesi diyelim. Yani bu Müslümanların yapması gereken bir iş. Diyelim ki o anda Müslümanlar bu işi bu adama verdi de bu adama vermediği zaman şeytanın bu adama yaklaşabileceği en nokta hangisidir? Demek ki bana güvenmiyorlar, şuradaki adama güveniyorlar. Öyle mi? Oysa Müslümanın ne demesi lazım? Bununla bunun hiçbir alakası yok. Neden? Çünkü Hazreti Resulullah aleyhissalatu vesselam Ebu Zer Resulullah'ın en güvendiği sahabelerden bir tanesi. Öyle mi? Dilinde sahabenin içerisinde takva dediğinizde aklınıza kim geliyor? Ebu Zer geliyor. Öyle mi? Yemekten, içmekten, dünyadan, insanlardan, her şeyden elini çeken, asla yanlışa tahammül edemeyen takva örneği bir Ebu Zer var mesela karşımızda. Hatta Ebu Zer yani zina yapan bir insanı nasıl Allah'ın affedeceğini bile anlamıyor. Yani o kadar Allah azze ve celle'nin korkusu onda yerleşmiş ki hani zina yapacak bir adamı hadis olarak söylemiştik ya, Peygamberimiz diyor şirk koşmayan cennete gidecek. Zina yapsa da, hırsızlık yapsa da mı ya Resulallah diye Ebu Zer buna şaşırıyor. Yani mesela böyle bir insan. Peygamber aleyhissalatü vesselam ona ne diyor? Ben sana bu işi vermem. Sebep? Çünkü sen bu işi yapamazsın. Yani sen ne değilsin? Sen bu işin ehli değilsin. Sebep? Sinirli olduğundan ötürü. Sebep? İşte sen çok hassassın. Hassas olan, çok hassas olan insan da bu işleri yürütemez. Biraz bazı konularda, genişlik olan konularda insanları idare edebilecek olan insanların olması lazım. Veya adamda kibir hastalığı vardır. Bu çok belirgindir. Sen zaten adama bu işi verdiğin zaman adamın kibrine, hastalığına iyice hastalık katacaksın. Bunu Ebu Zer için demiyorum ha. Haşa ve kella. Katacaksındır. Veya başka bir adamın mala düşkünlüğü vardır. Sen onu bir görevin başına getirsen insanların malına daha fazla işte kast edecektir. Bu konuda günaha girecektir. Veya adamda övünme gibi bir hastalık vardır. Bu göreve geldiği zaman kendini övüp iyice helaka gidecektir. İnsanları küçük görme gibi bir hastalık vardır vesaire. Yani birçok sebepten ötürü Müslümanların işi bir insana tevdi edilmediği zaman burada hemen bir güven problemi, güven sendromu oluşturmak yerine Resulullah çok güvenilir sahabeleri olmasına rağmen işi başkalarına vermiştir. Mesela Hazreti Ebubekir'e komutanlık vermemiştir. Onun yerine çocuk olan Üsame bin Zeyd'e komutanlık vermiştir. Öyle değil mi? Bu nedir?
Çünkü Allah emanetleri ehline tevdi etmemizi ister. Kim neyin ehliyse o emanet ne yapılmalıdır? O emanet ona verilmelidir, o emanet ona bırakılmalıdır. Ve Peygamber aleyhissalatu vesselam, biliyorsunuz kıyametten önceki hadislerin genel demiştik sonuç nedir? Kıyametin şartlarıyla alakalı, işlerin tersine döneceği ve kötüye gideceğidir. Öyle mi? Bundan bir tanesi de nedir? İşler ehli olmayan insanlara emanet edilecek. اِذَا دُيِّعَتِ الْاَمَانَةِ فَانْتَزِرِ السَّاعَةِ Emanet kaybolduğu zaman ne yap? Sen kıyameti bekle. Soruldu ya Resulallah, nedir onun kaybolması? Emanetin kaybolması. اِذَا وُسِّدَ الْاَمْرُ اِلَى غَيْرِ اَهْلِهِ İşler ehil olmayan insanlara ne yapıldığında? Verildiği zaman. Ki başka bir hadiste ne diyor Peygamberimiz? Kıyametten önce ne yapacak? Yalancılar doğrulanacak. Doğrular ise yalanlanacak. Ve kimler konuşacak Müslümanların adına? Ruvaybida. Yani normalde hiçbir konuşma hakkı olmayan, beş para etmez insanlar Müslümanların işleri hakkında konuşmaya başlayacaklar diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Onun için nedir? Bu konuda Müslümanların dikkat etmesi lazım. Çünkü Müslümanların işleri velayettir. Ve velayet de birçok insanın hakkı bunun içerisine dahildir. Onun için bunu herkese değil veya her o konuma uygun gibi görünen adama değil, bilakis bu işi yerine getirebilecek ve eda edebilecek olan insanlara ne yapmak lazım? Vermek lazım. Çünkü Allah bize işleri, emanetleri ehline vermemizi emreder. Evet. Kamu mallarını tahsil ederken, harcarken veya yöneticilere verirken en iyi bir şekilde bunları yerine getirmek de emanet kapsamına girer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Sizden kime bir görev verirsek ve bunun üzerine bir iğneyi veya daha büyük bir şeyi bizden gizlerse hırsızlık yapmış olur ve kıyamet günü hesabını verir. Başka bir hadiste ise şöyle geçer. Bazıları haksız yere Allah'ın mallarına dalıyorlar. Kıyamet günü onlar için ateş vardır. Evet. Sahabeden olan Huzeyfe bin Yaman radıyallahu anhu emanetin gözetilmediğinden yakınarak şöyle demiştir. Öyle günler gördüm ki hanginizle alışveriş yaptığım umurumda değildi. Ancak bugün sizlerden sadece şu şu kişilerle alışveriş yaparım. Bayatu sözü alışveriş anlamındaki kelimeden gelmektedir ve emanetin insanların arasından kalktığına işaret etmektedir. Huzeyfe bin Yaman radıyallahu anhu Hicri 36. yılda vefat ettiğinde durumlar kötüye gidiyordu. Zira bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Gelecek her gününüz geçeni aratacaktır ve daha şerli olacaktır. Huzeyfe bin Yaman radıyallahu anh'ın zamanında durum böyleyse acaba şimdi olsalardı ne derlerdi? Huzeyfe radıyallahu anh'ın hadisini burada belirtmemizin amacı ancak sizlerden sadece şu şu kişilerle alışveriş yaparım sözünü aktarmaktır. Çünkü bu söz kendisiyle işbirliği yapılacak ve emanetler konusunda kendisine güvenilecek olan kişileri iyice araştırdıktan sonra karar vermek gerektiğine işaret etmektedir. Evet. Bu da bu son kısım neyi anlatıyor? Bu son kısım ise Müslümanların malına, Müslümanların malının başına getirilmiş olan insanlar. Mesela Beytülmal'ı idare eden insanlar veya vergi memuru olan insanlar. Yani vergi memurundan kastım zekat memuru olan insanlar. Bunların ne yapmalarıdır? Bunlara tevdi edilen bu işler emanettir. Ve bunların bu emanetlerin üzerinde ne yapmaları lazım? Çok ciddi bir hassasiyetle durmaları lazım. Niye? Mesela önümüzdeki hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam bir iğne diyor. Yani iğne ne? İğne en değersiz bir şey. Öyle mi? İğnenin normalde para karşılığı olarak bir değeri bile yok. Yani o kadar basit bir madde. Bunu bile gizlerse kıyamet gününde hırsız olarak Allah Azze ve Celle'nin şeyinde durur. Hırsız olarak Allah Azze ve Celle'nin karşısına gelir diyor. Bu da neyi göstermek için? Çünkü belki iğne bastı olabilir ama iğne umumun malı olduğu için önemli. Yani iğnenin kendisi değil önemli olan. Orada iğneyi önemli kılan şey ne? O iğnede mesela normalde biz bir insanın hakkına geçersek kıyamette bunu vermediğimiz müddetçe bize geçiş yok. Öyle değil mi? Ya o adamın hakkını ödeyeceğiz, helal edecek. Etmezse onun günahlarından alırız. Günahları bittiği zaman da ne yaparız? Onun bu defa kendi şeylerimizden, sevaplarımızdan o adama götürürüz. Ve Peygamberimiz bu tip insanlara müflis diyor. Öyle mi? Asıl iflas eden bunlardır diyor hadis-i şerifte. Şimdi o iğne değildir önemli olan. O iğneyi önemli kılan şey nedir? İğne kime aittir? Bütün Müslümanlara aittir. Beytülmal olduğu için beytülmal ile geçimini sağlayan yetimlerdir, dul kadınlardır, çocuklardır vesaire. Bütün bu Müslümanların hakkı bunda olduğu için bütün Müslümanların hakkıdır bunu değerli kılan. Onun için kamu mallarına, Müslümanların mallarına, kamu malından kasıt Müslümanların mallarının başına gelen insanların bu hassasiyette olması lazım. Veya
bu mallar ile geçimini yapan insanların bu hassasiyette olması lazım. Nedir? Bu mallarda bütün insanların hakkının olduğunu bilmeleri gerekir. Ve bütün insanların hakkının olduğunu bildikleri için de ne yapmaları lazım? Bunlara davranırkenden sanki böyle bir yanlış yaptığımda bütün o insanların hakkı benim üzerime gelecek ve kıyamet gününde ben bunun hesabını vereceğim diye düşünmesi gerekir. Ve burada şeyh bir şey anlatıyor. Diyor ki mesela Huzeyfe'nin bu hadisinde, yani Huzeyfe diyor onlara dedi ki ben bugün ancak sizden şunun ve şununla alışveriş yaparım. Bunu niye getirdi? Konunun akabine getirdi. Yani Resulullah'ın sahabesinin döneminde dahi artık güvenilirlik ortadan ne olmuştu? Kalkmaya başlamıştı. İnsanlar işlerinde, gerek ticaretlerinde olsun, gerek normal işlerinde olsun artık güvenilirlik vasfını yitirmişlerdi. Huzeyfe Hicri 36'da vefat etti diyor. Eğer o zaman böyleydiyse ve Peygamber aleyhissalatu vesselamın döneminde de Peygamberimiz sizden sonra her geçen gün bir önceki gününüzden ne olacaktır? Daha şerli olacaktır diyor. Yine başka bir sahih hadiste Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor benden önce gönderilen hiçbir peygamber yok ki mutlaka onun havarileri ve ashabı vardı. Onun sünnetine uyan, onun emrini yerine getiren. Daha sonra onların akabinden bazı kavimler geldi. Onlar söylemedikleri, yapmadıkları şeyleri söylüyorlar. Emrolunmadıkları şeyleri de yapıyorlar diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Sizden kim onlar eliyle cihad ederse Müslümandır. Diliyle Müslümandır, kalbiyle Müslümandır. Bunun arkasında da hardal tanesi kadar bir iman yoktur diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Yani her gelen gün sonradan gelenler önceden aldıkları emaneti biraz ne yapıyorlar? Biraz bozuyorlar. Mesela Enes radıyallahu anh ne diyor? Kendi döneminde Enes de sonunda en hayırlı zamanları bir görenlerden bir tanesi. Vallahi diyor ben sizden öyle şeyler görüyorum ki siz bunlara hiç önem vermiyorsunuz. Biz Resulullah döneminde bunları mubikattan sayardık. Yani bizim için bunlar bir insanı helak etmeye yeterli olan sebeplerdi. Mubikat ne demek? İnsanı helak eden büyük günahlar için kullanılıyor. Siz kıl kadar diyor bazı rivayetlerde saç kılı kadar önemsemiyorsunuz. Ama o bizim yanımızda nedir? O bizim yanımızda insanı helaka götüren meselelerdir. Yine başka bir sahabe insanlara bakıyor. Diyor ki ben size baktığımda Resulullah'a benzeyen sadece namazınızı görüyorum diyor. O da vakit yönüyle. Yani ben size şöyle bir baktığımda neyiniz Resulullah'a benziyor? Sadece namazınız benziyor. Kalan her şeyiniz ne yapmıştır? Kalan her şeyiniz bozulmuştur. Yine başka bir tanesi diyor siz Resulullah'ın sahabesini görseydiniz onları ne zannederdiniz? Onları deli zannederdiniz. Onlar sizi görmüş olsaydı onlar sizi Müslüman zannetmezdi. Yani bu kadar arada daha o dönemde bu kadar büyük ne görüyorlar? O dönemde bu kadar büyük fark görüyorlar. Öyleyse şeyh burada neyi anlatıyor? Her geçen gün hadislerle sabitse bir önceki günden daha kötü olacaksa Müslümanların bu konuda daha dikkatli olması lazım. Kiminle iş yapacaklar? Kime işleri tebliğ edecekler? Kimleri Müslümanların işinin başına geçirecekler? Müslümanların daha dikkatli olması lazım. Madem bunlar emanettir, madem bunlar böyledir ve Allah da bize emanetleri ehline vermeyi ve sadık olanlarla beraber olmamızı emrediyor. Öyle mi? Ve bu sahabenin döneminde böyleyse o zaman kendi döneminizi varın siz hesap edin ve ona göre hesaplarınızı yapın demek istiyor şeyh. Onun için Müslümanların ne yapması lazım? Müslümanların dikkat etmesi lazım. Özellikle umumu ilgilendiren meselelerde işleri, görev sahiplerini belirlerken, malları birilerine emanet ederken çok dikkatli olmaları lazım. Çünkü emanet zaten hepimizin de gördüğü gibi bizim zamanımızda neredeyse ortadan kaldırılmış. Emanet diye bir vasıf maalesef kalmamış. Evet. Okuyalım mı yeter mi? Yeter mi? Tamam. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Thank you.